Merhaba sevgili dostlar, Para Vadisi kanalına hoş geldiniz. Bugün yine günlük analiz videomuz ile karşınızdayız. Evet, Para Vadisi kanalı olarak bir ay gibi kısa bir sürede 1000 abonenin üzerine geçtik arkadaşlar. Yine Twitter ve Telegram gruplarımız da mevcut, bizi oralardan takip edebilirsiniz. Hemen piyasalara bir bakalım. İlk önce piyasanın babası Bitcoin ile başlayalım. Bitcoin trendi şu aylar önce, yıllar önce, hatta 2020'de ne zaman çizdik biz bunu? Yani Ekim 2020'de falan çizmişiz. Daha öncesi de var. Orayı hiç göstermiyorum zaten. Çizdiğimiz bir trend çizgimiz var burada gördüğünüz gibi. Kırmızı ve mavi olarak. Bu o zamanlar bu kırmızı ve mavi üzerinde gidişatın takip edilmesi gerektiğini, kırmızının altında Bitcoin'in risk seviyesinde olduğunu, mavinin üzerinde çıktığında da gerçekten bir mega boğa rallisini Bitcoin olarak, tabi diğer altcoin'ler değil, geçireceği ile ilgili yorumlar yapmıştık. Şu an hala düşüşlere rağmen bu kırmızı çizginin üzerinde Bitcoin devam ediyor. Şuradaki çizdiğimiz makaslarla da ilgili bir sıkıntı yok. Şu an Bitcoin kendini böyle bir hafif bir %3'lük %5'lik düşüşten sonra toplamaya devam ediyor. Şu an yine bu kırmızı ve mavi çizgi arasında gittiği sürece şu an Bitcoin'de biz piyasayı çok olumsuz etkileyecek diye bir durum düşünmüyoruz. Bu boğa ayı piyasası geldi merdi diye soran arkadaşlar var. Şu an Bitcoin'i Bitcoin üzerinden baktığımızda böyle bir sıkıntı henüz göremiyoruz açıkçası. Yani ben öyle bir sıkıntı göremiyorum şu an. RSI, stok RSI'ye falan da baktığımda herhangi bir sıkıntı şu an yok. Bitcoin'de böyle arkadaşlar. Yani şu sıralar Bitcoin alıp satmak mantıklı mı? Yani altcoin'ler bu kadar çok hem düşüş hem yükseliş varken, düşerken toplayıp yükselince satıyorsanız Bitcoin'le çok uğraşmaya gerek yok diye düşünüyorum. O yüzden Bitcoin'i böyle çok şuradan alırsın, buradan alırsın diye detaylı analize girmek istemiyorum. Sadece dominansına bakalım. Evet, Bitcoin dominansımız çizdiğimiz yoldan biraz dışarı çıkmış. Şurada bir geçen yükselme vardı ama burada tekrar çizgiye yaklaşmak üzere. Bitcoin dominansı şu an tekrar düşüşte, görüyorsun şurada. Şurada kırmıştı bu sarı çizgiyi. Ama Bitcoin dominansı bu gidişte, eğer dediğim gibi herhangi bir piyasada yine sıkıntı olmazsa, gidişatta problem olmazsa, tabii kurumsallar Bitcoin'e büyük yatırımlar yapmadıktan sonra burada herhangi bir sıkıntı görmüyorum ben. Total 2'ye bakalım. Total 2'de de aynı durum. Aynı çizdiğimiz trend çizgisini burada demin bahsettiğim gibi kırdı. Ama tekrar bu Total 2 bu trend çizgimize, yolumuza, yordamımıza tekrar geçiş sağladı. Burada da güzel şeyler mevcut. Burada sarı, bu iki sarı turuncu çizgi arasına girdikten sonra geleceği vaat ediyor. Şu an altcoin'lerle ilgili bir sıkıntı yok. Biliyorsunuz biz altcoin'ci olduk, yani artık altcoin'lerle ilgili yorum yapıyoruz. Bitcoin'le ilgili yorumlar alıp satmayı da ben çok şey yapmıyorum. Elimizde daha öncelerden işte en son sanırım 40 bin dolarlardan aldığım Bitcoin'ler var. Onlar haricinde tekrar portföyümüze yeni bir ekleme yapmadık. Evet, Stellar. Yani biz Stellar'ı aldığımızda, ya 10 kuruş muydu? Yok ya. Daha belki daha da azdır yani. Ben size ne zaman aldığımı söyleyeyim mi? O X Taylor'ı en son ne zaman aldığımı söyleyeyim mi? Tabii ya. Şu daha da ileride ya. Şurada bir yerde böyle pump yapmamıştı ya. Baksanıza 0.080 falan herhalde. Buraya yazmamışım ama öyle bir şeydi yani bu Taylor'ı biz aldığımızda. Ya şimdi bu Taylor arkadaşlar, bu Taylor çok güzel bir proje açıkçası. Yani bu, ben her zaman söylüyorum işte, Dot, Stellar, Cardano, bunlar sizin hep emekli cüzdanlarınızda olması gereken, benim de olan coin'ler. Bu tabi söylediklerimiz yatırım tavsiyesi değil, videonun başında söylemeyi unuttuk. Gerçi videoyu açmadan önce ilk 100 saniye bununla ilgili bir uyarımız mevcut.
Şimdi gelelim bu Steeler mevzusuna. Yani bu Steeler'ın çok ilginç bir durum var. Yani bütün piyasa giderken bu Steeler'ın, tabii bunun biraz da XRP ile ilgili bağlantısı var. Yani böyle Kaan'ı gibi kardeşim böyle gitmesi bir garip. Steeler'ın biliyorsunuz bu ay 2 tane etkinliği var. Birincisi 13 Nisan'da, ikincisi 15 Nisan'da. Yani bu inşallah bununla ilgili olumlu dönüşler sağlar diye düşünüyorum. Yani ya bunun şöyle devam eden okta yani 69 centlerde olması lazımdı yani şu ana kadar. Yani grafiksel konuşuyoruz. Tabii bu piyasada biliyorsunuz artık grafikler de işe yaramıyor. Steeler için ben şahsen bekliyorum yani bir şeyler. Artık böyle 70 centlere doğru böyle ataklar yapmasını bekliyorum. O yüzden Steeler'la ilgili tekrar şurada bir şu şekilde şöyle saç çok böyle detaylı olmayan şöyle bir yani şöyle bir üçgene girmiş bu. Girmiş ama baba yani geç kalmış yani. Çok geç kalan bir hareket bence Steeler'la ilgili. Diğer Steeler atımcılar da zaten yabancı forumlarda bunu konuşuyorlar. Bunları konuşuyoruz yani. Bu Steeler'ın XRP'nin davasıyla birlikte kazanmasıyla birlikte biliyorsunuz XRP'nin son davası XRP adına olumlu bir dava olmuştu. Onunla birlikte yükselişe geçecek diye umuyorum. XRP'yi soruyorlar. Şimdi XRP'yi de ben daha önceki yorumlarda söyledim. XRP evet çok eski bir coin. Eski altcoin'lerin Ethereum gibi babalarından bir tanesi. Ama XRP böyle çok insanları 6 ay 8 ay bekletmiş bir coin. Ben XRP'ye hiçbir zaman yatırım yapmadığımı, yatırım yapmayı da düşünmediğimi söylüyorum. Lakin XRP yatırımcı kardeşlerim var. Onlar söylüyorlar. Biz de mecbur videoda anlatmaya çalışıyoruz. XRP'nin aslında şu an olması gereken değer 1.30 arkadaşlar. Yani 1.30 civarında XRP'nin artık fiyatlanması lazım diye söylüyorum. Yani dün geçenki mahkemeden sonra tekrar şöyle bir tıtlayıp sonra tekrar aşağı düşüp şöyle çok tekrar böyle düşüşe geçmesi XRP yatırımcıların mahkemelerden dolayı veya XRP'ye güvenin azaldığının bir neticesi. Normalde grafiksel analize baktığımızda XRP'nin şu an 1.30 seviyelerinde gelecek vadettiği ile ilgili görüyoruz. Tabi şurada 0.93'lük bir desteği var. Bu 0.93'lük desteğin altına düşüyor, tekrar geri çıkıyor. Bu da şey gibi, CZ gibi. Yani böyle piyasayla bir hareket eden değil de kafasına göre hareket eden coin ben. XRP'yi o şekilde görüyorum. XRP ve CZ kafasına göre piyasaya uyum sağlamayan, böyle canı istediğinde düşen, canı istediğinde yükselen, hiç anlamsız zamanlarda düşen, hiç anlamsız zamanlarda yükselen bir coin. XRP'de sıkıntı çok arkadaşlar. Yani yatırımınız, ben olsam XRP'ye girmem yeni yatırımcıyım. Eksi yatırımcıysanız da karlarınızı alıp çıkın. İsterseniz 100 dolara gitsin yani. Yani geleceği şaibeli olan bir coin için bunu açıkça söyleyeyim yani. Böyle çok elde tutmaya gerek yok. Tekrar geleceği böyle çok şaibeli olan coin'imiz Ciliz'e gelelim. Yani Ciliz'de tamam evet bizim de yatırımlarımız var ama yani böyle arkadaşlar çok soruyor. Ben de Ciliz'i böyle çok anlatmak istemiyorum açıkçası. Yani Ciliz böyle kafasına göre bir şeyler yapıyor yani. Aa buraya tekrar bugün tekrar çıkmış bakın. Abi şaka mısın ya? 50-100 cent'e çıkıyorsun. Buradan aşağıya 37 cent'e görüyorsun. Yani bu balin hareketi yani. Adam 43'ten alıyor abi. 53'e geliyor. Bir satıyor abi. Tekrar 43'ten topluyor. Tekrar 53'ten alıyor. Ondan sonra burada tabii gören bizim gibi mazlum garip arkadaşlar. La hadi Ciliz çıkıyor hadi yetişelim peşinden falan. Ondan sonra satıyor falan. Yani Ciliz arkadaşlar ya bizim en son aldığımız desteği bile kırdı ya. 0.40'tan almıştık en son alımlarımızı. En son alımlarımızı bundan almıştık. Daha sonra almayacağız demiştik. Ya şunu bile kırdı baksanıza ya. Aylar sonra tabi biz Ciliz'i çok eskiden aldığım için söylüyorum. Aylar sonra Ciliz bizim en alt seviyemizi kırdı. Burada bile bizi bir anlık zarara uğrattı. Baksanıza şuna. Komik ya. Ya Ciliz'in yani bu trend çizgisine oturduktan sonraki ilk hedefini 0.77 olarak görüyorum arkadaşlar. 0.77 de yalan yok. Portpay'imin, Ciliz Portpay'imin 4'te 1'ini tasfiye edeceğim arkadaşlar. Geri kalan 3'lük kısmı da gidişata göre zamanla en son belki bir parçayı bırakmak kaydıyla, emekli cüzdanına koymak kaydıyla geri kalan tüm kısmı tasfiye ediyorum. Çünkü Ciliz tüm piyasadaki XRP gibi yatırımcıları küstürdü. Ya resmen baksanıza balina adamların tuzağı olmuş yani balina kadınların. Ya buradan aşağıdan 43'ten çakıyorlar abi 30'dan 40'dan neyse.
Buradan adam topluyor abi. Yukarı geliyor 53. Hadi de bir Cilize saldıralım diyorlar. Başlıyorlar abi 43'ten 40'lardan işte en altlardan alım yapmaya. 53'e çıkıyor abi. Aralarında anlaşıyorlar. 53'ten satalım, 50'den satalım abi diyor. Tık. Adam kafadan %10 kazanıyor yani. Ya adam kocaman balina. 1 milyon dolarla girse 100 bin dolar mı ediyor? Temiz para. Adam burada yarım saat, 2 saat, 1 saat içinde ya. Baksana şuna ya. Böyle bir şey yok bu ya. Şuna bak. Adam burada birkaç saat içinde dünyanın parasını kazanıyor. Senin benim gibi de ufak tefek yatırımcı da böyle ciliz yükselsin. Hele bazı arkadaşlarımız var. Bu tepeden almışlar bunu ya. 94 sent seviyesini almışlar. E abi bu ne zaman gelecek 94 seviyesini? Ya kardeşim bir coin piyasa iyi ise senin de biraz yükselmen lazım. Piyasa kötüyse senin de biraz düşmen lazım. Ama ciliz böyle fiyatlanmıyor. Ciliz balina arkadaşların oyuncağı olmuş. Bir de Alexander diye bir arkadaşımız var sağ olsun CEO'su. Millet de açıklama yapacak da. Abi sen Real Madrid ile ilgili açıklama yapacağım dedin. Real Madrid ile ilgili açıklama olmadı. Milleti güven kaybetti. Buna rağmen Cilis ta buradan buraya düşüş sağladı yani. Baksana şunu abi. Bu yatırımcı ne yapsın ya? Şuna bak %50'den. Ne %50'si ya? Dur en tepeden alayım ya. Ne %50'si baba? Şuna bak ya. Şuraya ya. %61,5'luk zarar etmiş. Sen %1,60, %61,5'luk insanlara zarar ettirmişsin ya. Az abi el taşın altına koyacağın da bu kadar çok yatırım var bu cilizde. Bu kadar çok Türkiye'de başka zaman Türkiye'yi bayrağı paylaşmayı biliyorsun. Abi az elini sokacaksın da taşın altına. Az daha sıkılaştıracaksın da anlaşma işlerini. Sen şundan bir tane anlaşma patlatsan bu 60'ı kırar. 60'tan sonra 70'i kırar abi. Yani NBA dedin olmadı, o dedin olmadı, bu dedin olmadı yani hangisi olacak? Yani sen o zaman bunun hani şu Ripple'a dava açıyorlar ya usulsüzlük yaptı diye. O zaman Ciliz'e de 50 defa dava açmalar lazım yani abi. Sen bu kadar insanları yağlayıp bağlayıp şey yapıp da yazık değil mi bu insanlara? Sen aynı tokenları yine satıyorsun, paranı yine alıyorsun. Millet bakıyor keyfine yani. Ya bu kadar büyük bir projeyi bu kadar böyle insanlara güvendirip de böyle yarı yolda bırakmak olmaz. Bak ay oldu da kaç ay oldu bak. 12 Mart. 12 Mart. Aha bir ay olacak neredeyse. Değil mi? Bir aydan beri sen insanları bekletiyorsun abi. Bir aydan beri insanları bekletiyorsun. İnsanlar yazık değil mi abi? Yazık yani. Ya böyle bir şey yok yani. Sen dandik bilinmedik bir marka olsan, bir bilmedik bir coin olsan anlarım. Ama az artık ya abi yani. Bu nasıl iş? Sen orada beni Paribu'da yok yayınlandım. Yok orada yayınlandım. Senin şey anı altcoin'lerin gidip işte Juventus'un coin'i, Barça'nın coin'i gidip uçuyor. Cilis hala olduğu yerde bir de insanlar şurada zarar ettiriyor. Ya şurada 0,40'ın 40 sentin altına bunu düşmesi demek sen abi dükkanı kapat git demek yani. Yani bu bak bakın biz buraya en son 40 demişiz. Sen dükkanı kapat git abi o zaman. Boş ver tokenları mokunları sat. Herkesin parasını geri verdi. Herkes baksın keyfine abi o zaman. Yazık değil mi bu Cilis yatırımcısına? Yazık değil mi abi? Ya böyle bir düşüş yok yani abi. Böyle bir düşüş yok. İnsanlar burada, şuradan şuraya bak. Tekrar 69 sentten böyle aşağı gitmiş abi. Vallahi yazık yani. Yani Ciliz'de biz en son yatırımızı 40 sentten almışız. Ondan sonra önceki yatırımları ne aldık abi? 0 0 bilmem kaç sentlerden aldık yani. Bizim zararımız yok yani. Biz şu ana kadar Ciliz'de ama bu tepeden alan arkadaşa da yazık değil mi abi? Az yani az mantıklı açıklama yapacaksın. Şimdi adamın Twitter'ın hesabının altına giriyorsun abi. 50 tane Türk yazmış. Yabancı yazmış. Bir de kötü konuşuyorlar. Adamlar da haklı. Kayıp etmişler. Ya bizim gözümüzü boyama diyorlar yani. Mantıklı açıklamalar yap diyorlar. Adamlara yazık abi. Az çıkacaksın. Mantıklı açıklamalar yapacaksın yani. Ya bu piyasa serbest piyasa deyip olmayacaksın. O zaman serbest piyasa olduğunda herkes buraya gelir. Şuraya gelir. Adam 94 sente gelir. Ver elindekini. Daha da cilizmiz almam der. Biz şimdi gruplara bakıyoruz. Kendi gruplarımız forumlara bakıyoruz. Oraya buraya bakıyoruz. Herkes isyan ediyor yani. Bu 94 sente gelsin herkes boşaltır abi. Öyle 3-5 tane köpek balığı yatırımcısı la kalır. Evet BTT. BTT ile ilgili konuşmuştuk arkadaşlar. Yani koşan atın peşine çok gidilmez demiştik. Yine arkadaşlar bizi dinlememişti. Buradan tepeden de yine ciliz gibi verdiler. Adam 0,13'ten aldı baba. Şimdi kaça düştü? 0,91. Biz kaçtan almışız? 0,16'ını almışız abi. Yani böyle bak yine ilk hedefimiz bile
Yine zarar ettirmemiş. Ama ne olmuş? 0-14'ten alınmış. Yani böyle bu kadar koşan atın peşine gitmeye gerek yok. Ha, BTT yatırımcısı da öyle. Ama BTT yatırımcısı benim şahsi görüşüm, yatırım tavsiyesi değil. BTT düzeltme yapıyor abi. Yani BTT düzeltme yapıyor. BTT 13'ten 90.09'u düşmüş. Şu an BTT bakıyorum. Kırmızı çizgide bir sıkıntı yok. Burada ilk hedefimizde de bir sıkıntı yok. Oraya oturmuş, tekrar tepki almış, yukarı çıkmış. Şuradaki mavi çizginin üzerine oturmuş. Mavi çizginin üzerine oturarak düzeltme yapmaya çalışıyor. Yani BTT yatırımcısı, tepeden alan BTT yatırımcısı için çok risk yok. Hala BTT kendini düzelsin. BTT'nin arkasında BitTorrent diye bir firma var arkadaşlar. Biliyorsunuz torrent firması. Yani öyle kötü dandik dündük bir şeyimiz yok. Burada BTT yatırımcısı hafta sonundaki kanlı cumartesi, pazartesi, cumartesi günü bir şey olmaz da pazar pazartesi günü muhabbetlerini bekleyecek. Ondan sonra burada BTT biraz düzeltme yapıp tekrar yükselişe geçecek diye düşünüyorum. Tabii piyasanın genel hacmine de bağlı. Bu Bitcoin'in, biliyorsunuz baba Bitcoin'in neler yapacağıyla da bağlı. BTT yatırımcısı az bekleyecek arkadaşım. Yani hafta sonu pazartesi bir geçecek. Pazar günü bu piyasada tekrar çökmezse pazartesiden sonra ben piyasanın tekrar ayağa kalkacağını düşünüyorum. Tabii ekstra elzem bir şey olmadıktan sonra. Bu pazartesi günü bu balina arkadaşları bir şey oluyor yani. Tepeden alıyorlar, satıyorlar, milletin eline sıkıntı vererek yapıyorlar işte yani. Şimdi canlı yayınladı da kötü bir şey söylemek istemiyorum ama CRV. Evet, CRV sarı noktamızda, şuradaki sarı çizgimize, turuncu çizgimiz, sarı çizgimize zıkkımsa işte oraya vurdu. Tekrar buradan tepki aldı. Yani alım seviyesi mi? Yani alabilirsiniz. Yani çünkü Bitcoin dominansı gittikçe düşüyor arkadaşlar. Total 2 de yükseliyor. Yani buradan şansınızı deneyebilirsiniz. Biz nereden aldık bunu? Biz de şuradan bir yerden aldık herhalde. Çok hatırlamıyorum. Ama alırsanız da 4.48'den itibaren satabilirsiniz. Yani CRV de çok dalgalı bir coin. Yani CRV de güzel bir proje. Güzel bir iş. Lakin burada da çok dalga var. Videoyu burada ben buradaki bizim pembe çizgilerimiz ulaşmasını planladığımız hedef çizgilerimiz arkadaşlar. Bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Turuncu çizgilerimiz de olabilecek trend çizgilerimiz şunlar veya yol olarak çiziyoruz. Beyaz çizgiler de bizim aldığımız noktalar. Yani sen buradan alırsan 4.487'den satabilirsin demek. Burayı görür diye düşünüyorum. Ama burayı şu mesela 6.97'yi görmesi için de burada biraz sürtünmesi lazım. Burada tutunması lazım. Yani ha, biz buraya çizmişiz kardeşim. Ya sen buraya çizmişsin. Ben şimdi bunu aldım. 4.87'ye geldim. Satmadım. Niye 6.97'ye gidecek diye. Yani 6.97'ye gitmesi için biraz 4.87 etrafında böyle şöyle yılan dansı yapması lazım. Yılan dansı yapmadan oraya şak diye gitmez. Evet. Hart. Hart'ı dün yazdım Twitter adresinden. Hart alıyorum diye. Dün Hart'ı aldım. Yani bakın Hart'ı aldım. Dün Hart'ı aldım. Bugün %107'lik kar bırakmış. Yani dün benimle birlikte Twitter'da Hart alsaydınız bugün %20'lik bir karınız olurdu. Şimdi Hart'la ilgili Hart'ın gelecek projesi güzel. Yani şöyle çizdiğinizde hiçbir şey söylemeye gerek yok arkadaşım. Şöyle çizdiğinde eğer bu Hart bir gün gerçekten Hart yapacaksa bizi al. Gerçekten bizi bir gün Hart yapacaksa al. Tekrar bizi örnek veriyorum. Tekrar Hart yapacaksa al. Yani 50 tane yer var. En kötü ihtimal şu an 2.970'te ya 2.970'te olan bir şeyi aldın mı 2.90 2.980'i satabilirsin. Dün biz bunu zaten Twitter'da yazdık. %15 düşmüş arkadaşım, bunu alalım, satalım. Evet, bu dün aldık. İşte bu yüzden diyorum. Twitter hesaplarımızı takip edin. Grubumuzu takip edin. Biz orada anlık alıyoruz, satıyoruz. Oradan yaparsan temiz. 1000 lira yatırırsan %10'unu ne yapar? 100 lira temiz para. Kol atıp da başım mı ağrıdı yani? Bir şey mi oldu? Taş atıp da başım mı ağrıdı? O yüzden Twitter hesaplarımızı falan takip edin arkadaşlar. Ve her zaman söylüyorum, bakın, bütçenizi ona bölüyorsunuz. 8 tane coin aldınız mı? 2 tane, 2 tane nakitiniz her zaman kalıyor abi. Piyasa isterse çok düşsün, isterse yukarı çıksın. Mutlaka 2 tane
nakitiniz kalıyor. Çünkü piyasanın sizin aldığınızdan daha aşağı düşmeyeceğinin garantisi yok. O yüzden piyasa düşüşlerinde de kar elde etmek için her zaman paranızı ona bölün. 8 coin alırsanız 2 tanesi nakit olsun. O 2 tane nakiti de kullanmak için o 8 tane coin'den ikisini satın. Karlı satın. Zararına satmayın tabii. Asla zararına satış yapmıyoruz. SXP. SXP. SXP ile ilgili çok soru soruyorlar. Tabii bunlar benim kendi görüşlerim arkadaşlar. SXP ile ilgili kendi görüşlerim. SXP için desteğimiz burası. 4 seviyesi. 4 seviyesinin altına, şu seviyenin altına, şu 4 yani 3.74'ün altına çok düşeceğini ben bundan sonra düşünmüyorum. Açıkçası şahsi görüşüm, yatırım tavsiyesi değil. Zaten buradaki ilk hedefimizi geçmiş. Burada 5.35'ten geri dönmüş. Bak tutunamadı. Demin hangisinde söylemiştim? CRV'de söylemiştik. Yani al satçıysan abi, bizim aldığımız yer, örnek veriyorum 3.78 seviyesinden almışız. Biz buraya yapışız, izmişiz. Bu 3.78 seviyesinden sen aldın mı abi? Biz burada ne demişiz? 4.95'e gelebilir. Sen bunu aldın mı abi 3.78'den? 3.78'den aldın mı abi? Diyeceksin ki 4.95'e satış emri koyacaksın. Eğer kalbin dayanmıyorsa piyasa düşmelerine, aldığın fiyatın aşağı düşmelerine. Sonra bu ne olmuş abi? Buradan tekrar geri çakılmış bak. Şimdi buradan tekrar gücünü toplayacak. Buradan tekrar 4.95, 5.91 diye gitmesini planlıyorum ben. Şahsi düşüncem. Ama sen kısa vadeciysen, ben alıp satacağım, kalbim dayanmıyor, %5, %10 benim işimi görür diyorsan, bu bak pembe çizgiden oraya satış emri koyacaksın abi. Yoksa yok kardeşim ya, ben aldım, kenar attım, ben 6. gibiyim dersen, bunu aldın abi, 6.83'e gelince zaten %2 katı yapmış oluyor. Tertemiz para. 1000 lira koysan 2000 lira abi. Örnek vereyim, portföyünü ona böldüm. 10.000 lira koysan 20.000 lira. Yani böyle düşüşlerde, çıkışlarda çok takılmayın buraya. Tamam. Ona göre. Evet, BNB'ye bakalım. Her zaman BNB diye soruyorlar. BNB'nin bana her zaman niye soruyorlar onu da bilmiyorum. BNB ile ilgili ben ta aylar önce yorumları yaptım abi. BNB ile ilgili benim yorumum bu. Bu sarı çizgi, turuncu çizgi. Göremiyorum da artık. Bu turuncu çizgi. O kadar çok konuşuyorum ki arkadaşlar gün içinde. Yani bu turuncu çizgi. Bu turuncunun çizginin içinde böyle gidecek diye düşünüyorum. BNB, bilmeyenler için söylüyorum. Binance borsasının bir coin'i. Binance borsası da dünyanın en büyük hacimli borsası. En yakın Hubo. Ne borsasıysa onun hacmin iki katına sahip. O yüzden bunlarla ilgili bu borsayla, borsa tokenlarının geleceği parlak. Ama borsa kendini geliştirirse, biz her zaman söylüyorum, bu benim şahsi düşüncem. Bakın, 1000 dolar abi, 1000 dolar. Al, buraya da çizgiyi atıyorum. Ben 1000 doları burada hedefliyorum baba. Ama ne zaman gelir? Sene sonuna mı gelir? Ben sene sonuna gelir diye umuyorum. En geç sene sonuna gelir diye umuyorum. Ve hala söylüyorum, yani 500 doların altında alınan BNB coin bence risksizdir. Şahsi görüşüm. Yani bir gün iki gün sonra Ethereum gibi bu BNB coin 2000 dolar olduğunda, bu 2000 dolar 1000 doları geçtiğinde bunların hepsini konuşacağız sizle. O yüzden BNB bu çizdiğimiz sarı çizgi içinde gittiği sürece, yani çok deli dumul işleri yapmadıktan sonra, bakın şöyle gittikten sonra, bakın görüyor musunuz? Yine tek hemen 500 dolara uçuyor. O yüzden takip etmek lazım bunu. Yani BNB güzel bir coin arkadaşlar. Binance borsasını zaten kullanıyorsanız, BNB tutuyorsunuz diye işte sizi launchpad'lere, staking işlerine, hediyelere falan da buluyor Binance. Daha ne yapsın adamlar yani Binance borsası? Binance borsası bize tutup da bu iş için para vermiyor, Binance borsasını övelim diye. Ben gerçeği söylüyorum. Kendi yaptığım yatırımları söylüyorum. Ve sizi doğru yönlendirmeye çalışıyorum derken yatırım tavsiyesi olarak söylemiyorum. Kendi yaptıklarımı anlatıyorum. Allah'a şükür bu zamana kadar beraber aldığımız, bizim videolarımız diye arkadaşlar beraber aldığımız ve beraber sattığımız hiçbir şeyde zarar etmedik. Etmemeye çalışıyoruz. Az az kazanıyoruz. Her zaman kazanıyoruz. Tabi aldığımız şeyin altına düşmedi mi abi? Düştü.
50 tane coin aldıysak aldığımız seviyenin altına 10 tane coin düştü. Ama ne oldu? Bir hafta sonra kendini topladı abi. Şey yapmamak lazım. Siz söyleyin. Panik etmemek lazım. Evet, KCS. Bu da yine aşağıda linki olan KuCoin borsasının. Bakın burada da bir çizgimiz var abi. Burada da bir çizgimiz var. Bak ne oldu? Ne dedik abi? Ne dedik abi? Bak 5.56'dan aldık biz bunu. Videosunu çektik. Burada YouTube kanalımızda var. Bak. Bir hafta önce çekmişiz. Bak bir hafta önce çekmişiz. Bak bir hafta önce. Bir hafta önce 5.56. 10. Bak 6 desen 12. Bak 2 katını yapmış. Bir de dönmüş yani. Bak şu an 2 katında. Bak düşüş trendinde olmasına rağmen bir hafta içinde 2 katını kazandırmışız abi. Daha ne diyeyim ben yani? Ben ne diyebilirim daha arkadaşlar? Bak burada 2 katını kazandırmışız. Bak kuh. Çizgimiz de böyle devam ediyor. Şuraya vura, şu maviye vurana kadar sıkıntı yok abi. Yani bunu takip edeceksin. KuCoin borsasında etkinlikler var. Biz bunları anlatıyoruz. Onları da takip edeceksin. Kafana göre alacaksın, almayacaksın. Biz bizim altcoin sepetlerimizde bunlar var abi. Bunları da anlattık zamanında. Yani o yüzden borsa tokenlarına düşse de, mesela yüksekten alıp düşse de çok takılmayacaksın abi. Ben bu abi coin borsalarında, coin işinde senelerce bu işten para yiyeceğim dersen elinde borsa tokenı bulundur. Yok abi ben alıp satacağım, yaz ayına doğru gideceğim, araba alacağım diye hevesin varsa, niyetin varsa tabii borsa tokenlarından uzak dur. İki gün sonra KuCoin borsası da Binance gibi farklı, BNB için farklı etkinlikler yapacak. Bunun GTO borsasının GT'sinde var. İşte şu Ciro, Kro, geçen Kro'yu mu, Ciro'yu mu ne anlattık? Kro'yu anlattık değil mi? Kro. Kripto Common borsası. Bakın burada da aynı. Bak buradan ne yapmış? BTC mi çıktı? UST'ye bakalım. USTT. Bu arada da coin'lere hep 3 tane coin'e bakacağız. 10 tane coin'e baktık yine. Ha bak. 0 24 sentten geri dönmüş abi. Şu an 2000 bak düşmüş aşağıya kadar. Tekrar bugün yükseliş sağlamış. Bak nerede abi bak. 27. Gördün mü? 27'den düşmüş. Düşer abi. Buradan toplayacağım bunu aşağıdan. Bu crypto.com borsası, reklam yapmıyorum. Çok reklam, ben reklam için sponsorluğumuz yok. Çok reklamını görüyorum. Adamlar bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ha, yatırım tavsiyesi mi? Değil. 2 gün sonra belki toplar ceketi montu gider şuradan aşağıya çakılır abi, bir şey diyemem. Ama hiç olmazsa işlem yaptığınız borsaların borsa tokenlarını almanızda fayda var diye düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Ben olsa ben alıyorum. Ben Ciro aldım mı? Ciro almadım. Çünkü crypto.com borsasını alış satış yapmıyorum ama KuCoin borsası, KuCoin'i aldım, KCS'yi aldım. Bende KCS var. GTO'nun GT'si var. Çünkü bu borsaları kullanıyorum. Kullandığım borsaların tokenlarını alıyorum. Parayı da orada tutuyorum. Bana karları var. Yani böyle, yani sadece parayı token alıp satarak değil, işte airdroplara katılarak, o borsanın kendiyle ilgili tokenlarını tutarak verdiği ödüller. Mesela KCS borsası. KCS tuttuğunuz zaman size ödül ekstra KCS veriyor mesela. Bak bunu söylemeyi unuttum. Gibi. Böyle şeylerden ek paralar kazanabilirsiniz. Sadece işte ben token alacağım, fiyat arttıracağım diye düşünmeyin. Hemen DXY'ye de bakalım. DXY'ye de bakalım. Ne olmuş DXY'ye? Tamam abi düşüyor. Ah. Tamam. Ne demiştik? Bu sarıyı çıkırdı. Oh çok güzel. Bak burada da bunun düşmesi lazım. Mükemmel bir gidişat. Bak. Yani bu sarı çizgi ne yapacak? Bunun bize düşmesi lazım ki Bitcoin hareketlensin, coin borsası. Bu da güzel abi. Bunda da sıkıntı yok. Yani piyasada dünkü videoda ne dedim abi? Hemen ortalığı kaldırıyorlar. Abi adamlar Telegram'dan yazmışlar, Twitter'dan yazmışlar, YouTube'dan PM atmışlar, batıyoruz çıkıyoruz. Abi bu yatırım araçlarının hepsi böyle. Panik etmeyeceksin, sabredeceksin. Ben size ne dedim? 50 tane coin aldım, 10 tane zarar etti. Sonra ne oldu? Bir hafta sonra düzeldi. Ben şimdi o 10 tane coin'i satsaydım komple zarar edecektim. Şimdi kardayım. O yüzden yani bunları yaparken dikkatli olmak lazım. Yani öyle delicesine zararına satışlar yapmamak lazım. Geçen bir arkadaş gitmiş. Filin peşinden gitmiş. Bu fil bir kere biliyorsunuz pump yaptı. Gitti en tepeden almış. Sonra fil bir düşüyor abi geri.
Ne yapacağız? Pardon, düşerken de zarına satmış. 100 dolar, 200 dolar zar etmiş. Yazık değil mi abi? Koşanın peşinden gitmeyin. Bir şey böyle yükselecek, sonra biraz düzeltme gelecek. Sonra tekrar yükselmeye devam edecek. Her şey her zaman yükselmez. O yüzden dikkatli olmak lazım. Bak, yükselmiş, yükselmiş, düşmüş. Tekrar yükselmiş, 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 düşmüş gibi. Borsa işleri, coin piyasası böyledir arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Hayatınızdan yarım saat çaldım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Yarın incelememi istediğiniz tokenları, coinleri bu videonun altında yorum olarak yazarsanız incelerim. Görüşmek üzere.